Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sayın Halil Öztürk, buyurun. Kırıkkale Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 12. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, günümüzde küresel finans düzeni halen egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye ekonomisi uzun süredir çok cepheli bir kuşatma ve saldırı altındadır. Uluslararası ekonomik tetikçiler, sermaye gaspçıları, uluslararası şirket ve bankalar bu ekonomik operasyonun içindedir. Ancak gelinen noktada Türkiye, Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliğiyle, sıkı para ve maliye politikalarıyla kalleşçe yapılan bu saldırıları bertaraf etmektedir. Nitekim makroekonomik rakamlara bakıldığında ciddi bir toparlanmanın söz konusu olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Burada göze çarpan en dikkat çekici iyileşme ise faiz oranlarındadır. Faiz oranları düştükçe yatırım ortamı daha da müsbet bir hal alacak ve iyileşme gün gibi ortaya çıkacaktır. Cumhur İttifakı'nın en temel başlıca görevlerden birisi de bunu temin etmektir. Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik olarak yakın zamanda hazırlanan bir raporda Türkiye'de 2041 yılına kadar gıda ve içecek, tarımsal Ar-Ge ve hizmetler, alternatif enerji, otomobil üretimi ve turizmin ön plana çıkacağı tahmini yapılmıştır. Dolayısıyla çok yönlü sanayileşme stratejileri ve sektörel dinamik analizlerle Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki payının ve öneminin artacağını söylemek mümkündür. Türkiye'nin özellikle bölgesindeki siyasi konumu ve itibarı da ancak bu şekilde yükselebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kapsamda üretime daha fazla önem verilmesi, İstihdam üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması, tarımdaki çözülmenin kontrol altına alınması, kaynakların sadece inşaat sektörüne aktarılmaması, teknolojiyi içselleştiren ve katma değeri yüksek ürünler doğrultusunda uzmanlaşma çabasına girilmesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Çünkü aksi takdirde ne çift hanelerde kemikleşen işsizlik oranıyla ne de gelir dağılımı dengesizliği ve yoksulluk ile mücadelede istenilen ve hedeflenen başarıya ulaşılamayacaktır. Değerli milletvekilleri, 2020 yılı merkezi bütçe görüşmelerinde seçim bölgem Kırıkkale'nin de öne çıkan bazı önemli ihtiyaç ve taleplerini de dile getirmek isterim. Kırıkkale, Orta Anadolu'nun ortasında devleti için her türlü fedakarlıkta bulunan, ancak devletin de beklentilerini yeterince karşılanmayan bir ilimizdir. Kırıkkale'miz uzun zamandır iş ve yeni yatırım konusunda herhangi bir gelişmenin olmamasından yakınmaktadır. Bugün 3 ana aks üzerinde gelişimi planlanan Kırıkkale, tarım, turizm, sanayi ve özellikle de savunma sanayi konusunda yatırımı aç ve susamış durumdadır. Bu bakımdan hükümet yetkililerinden Kırıkkale'ye gerek kamu gerekse özel yatırımlar konusunda özen ve önem göstermelerini bir kez daha tüm samimiyetimle talep ediyoruz. Değerli milletvekilleri, Kırıkkale 4. bölge teşvik sisteminde yer almasına rağmen TR71 bölgesi iller içinde ve ülke genelinde teşvikli yatırımlardan en az pay alan illerimizden biridir. Bu bakımdan yatırım cazibesi yaratılmalı ve iş insanlarımızın talepleri dikkat alınarak Kırıkkale 6. bölge teşviklerden yararlandırılmalıdır. 3 OSB'si bulunmasına rağmen halen doluluk oranı çok yetersizdir. Hal böyle olunca planlanan istihdam seviyesi yakalanamamaktadır. Özellikle silah ihtisas OSB Kırıkkale için bir şanstır. Ancak ortakları arasında yer alan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın daha çok ilgisine ihtiyacı vardır. Bu yüzden silah ihtisas OSB'ye avantaj yaratacak ve ön plana çıkaracak özel teşvik ve destekleri de ilgili bakanlıklarımızdan Kırıkkaleler olarak
beklediğimizi ifade etmek isterim. Diğer yandan Kırıkkale karma endüstri bölgesi faaliyet çalışmaları da hızlandırılmalı ve bir an önce hizmete açılmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kırıkkale'de azalan ve yetersiz kalan yatırımlar işsizliği de körüklemektedir. Verilere göre Kırıkkale'de işsizlik %12, genç yaşlarda ise bu oran %22'lere gelmiş durumdadır. Çay ocaklarında vakit geçiren genç kardeşlerimiz işsizlik nedeniyle gelecek planları yapamadıklarını bizlere her vesile söylemektedirler. O halde bizler de elimiz kolumuz bağlı durmamalı, onlara hayal kurabilecekleri iş fırsatları yaratacak yeni yatırımların önünü açabilmeliyiz. Bu bakımdan Kırıkkale'yi bir bütün olarak tanıtmaya yönelik amacı, öncelikleri, hedefi ve strateji belirlenmiş kapsamlı bir tanıtım planı hazırlanıp ivedi olarak hayata geçirilmelidir. Tüpraş ve Petkim'in Kırıkkale'deki faaliyetleri göz önünde bulundurular. Petrol ve ürünleri sektörünün planladığı yatırımlar özel teşviklerle ilimize kazandırılmalıdır. Yatırım destekleri sadece başlangıç aşamasında kalmamalı, ürünlerin pazarlanmasına kadar çok çeşitlilik gösterilmelidir. Tarımda yüksek girdi maliyetleri çiftçimizin, köylümüzün kazançlarını düşük bırakmakta, bir sonraki yılın ekimini zar zor gerçekleştirebilmektedirler. Kırıkkale'li çiftçi ve köylümüze nefes aldırmak adına onların faiz borçlarını affederek diğer elektrik ve su borçlarında da bir yapılandırmaya gidebilmeliyiz. Tarım kredi kooperatiflerimizin çiftçimize kullandırdığı kredi faiz oranları, yine çiftçimize sattığı gübre fiyatları çok yüksektir. Makul seviyelere inmesi için gerekli çalışmalara derhal başlanmalıdır. Kırıkkale maden çeşitliliği yönünden de zengin bir ilimizdir. Bu maden yatakları Delice, Keskin, Çelebi ve Balışehir ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. Mevcut yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması bakımından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün bir an önce faaliyetine başlaması ve bu madenleri Türk ekonomisine kazandırması son derece büyük bir gerekliliktir. Yine tıbbi ve aromatik bitki yönden zengin olan Kırıkkale'nin bu alanda da yatırıma ve tanıtıma ihtiyacı bulunmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kırıkkale emekli şehrimizdir. Emeklerimizin ekonomik durumlarının bir an önce iyileştirilmesi için de gerekli adımlar atılabilmeli ve emeklinin içinde bulunduğu cendereden çıkması temin edilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın vergi ve yine prim yükü hafifletilmeli, borçlarını yeniden yapılandırmalı ve bir kısmını da af edebilmeliyiz. Yine yoğunluk olarak hayvancılıkla uğraşan Kırıkkale'li üreticimiz için Kırıkkale'ye öncelikle modern bir et kombinesi kazandırılmalı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşehrilerimize veterinerlik, yem, ilaç gibi alanlarda destek ve gerekli kolaylıklar da sağlayabilmeliyiz. Saygıdeğer milletvekilleri, bugün KİT olarak adlandırdığımız kamu iktisadi kuruluşları içerisinde makine kimya endüstrisi kurumu en düşük mali ve sosyal haklara tabi bir kurumdur. Öncelikli olarak kitler arasındaki bu eşitsizlik giderilmeli ve fabrikalarda çalışan işçilerimizin haklı talep ve beklentileri karşılanabilmelidir. Bir yandan makine kimya endüstrisinin yüksek teknolojiye sahip yoğun üretim modeline geçiş için yatırım çalışmaları hızlandırılmalı. Diğer yandan mevcut tesislerin modernizasyonu da bir an önce gerçekleştirilmelidir. Makine kimyanın uluslararası alanda yeni pazarlara açılıp daha yüksek satış rakamlarına ulaşması için elden ne geliyorsa yapılmalı. Farklı ülkelerin savunma projelerine ortak edilerek yeni üretim sahaları açılabilmelidir. Sayın Bakanım, az evvel soru olarak ben size sordum ama yerimden sanırım cevabı henüz size gelmedi. Bizim Kırıkkale il merkezinde il belediyesinin arıtması yapıldı ama ilçe belediyelerimizin arıtması olmadığından dolayı Kızılırmak atık sular Kızılırmak'a deşarj edilmekte. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi ben de Kırıkkale hemşehrilerim adına özellikle hasreten rica ediyorum. Bu çevre kirliliği bakımında da son derece önemli. Yine Çevre Bakanlığınızın Kırıkkale'miz için yapmış olduğu projeleri farkındayız. Biz de yine Kırıkkale milletvekili olarak şahsınıza ve bütün bürokrat arkadaşlara buradan teşekkür ediyor. Saygıdeğer milletvekilleri, bu düşüncelerle 2020 yılı
merkezi bütçesinin ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.